Bu videoda üçgenlerin sınıflandırılışının iki temel şeklinden bahsetmek istiyorum. İlk sınıflandırma şekli söz konusu olan üçgenin kenarlarının eşit olmasını ya da en azından iki kenarının eşit olmasını baz alır. Diğer sınıflandırma şekli ise üçgenin açı ölçülerine göredir. Kenarlara göre yapılan sınıflandırmada ilk kategori çeşit kenardır. Dediğim gibi bu sınıflandırma şeklinde önemli olan üçgenin kenarlarının eşit olup olmamasıdır çeşit kenar üçgende kenarların hiçbiri eşit uzunlukta değildir. Örneğin elimizde şöyle bir üçgen var. Bu kenarın uzunluğu 3, buradakinin 4 ve bu kenarın uzunluğu ise 5. Bu bir çeşit kenar üçgendir. Kenarların hiçbiri eşit uzunluğa sahip değildir. İkiz kenar üçgende ise kenarlardan en az iki tanesi eşit uzunluktadır. Örneğin bu çizdiğimiz bir ikiz kenar üçgendir bu kenarın uzunluğu 3, bu kenarın uzunluğu da 3. Diğer kenarın uzunluğu ise 2. Bu iki kenarın eşit olduğunu görüyoruz. O halde bu üçgen en az iki kenarın eşit uzunlukta olması kuralına uyuyor. Eşkenar üçgende tahmin edeceğiniz gibi üçgenin kenarlarının uzunlukları aynı. Şimdi eşkenar bir üçgen çizelim. Bütün kenarların uzunlukları 2 ya da 3. Kenar uzunlukları eşit olan bütün üçgenler eşkenar üçgendir. Şimdi diyorsunuz ki daha az önce ikizkenar üçgenin en az iki kenara eşit uzunlukta olan bir üçgen olduğunu söylemedim mi? O zaman eşkenar üçgen de özel bir ikizkenar üçgen değil midir? Evet, doğru. Eşkenar üçgenin üç kenarı da eşit uzunluktadır, yani ikizkenar üçgenin tanımına da uyar. O halde bu tanıma göre bütün eşkenar üçgenler aynı zamanda ikizkenar üçgendir. Ama bütün ikizkenar üçgenler eşkenar değildir. Örneğin buradaki üçgen. Bu ikizkenar üçgen belli ki eşkenar bir üçgen değil. Kenarların üçü değil, sadece iki tanesi eşit uzunlukta. Ama buradaki iki eşkenar üçgen, kenarların en az iki tanesinin eşit uzunlukta olması şeklindeki bu ikizkenar üçgen sınırlamasına, kuralına uyar. Şimdi aşağıdaki kategorilere geçiyoruz. Bu sınıflandırma üçgenin açılarına göre yapılıyor. Dar açılı üçgen, iç açıların hepsinin 90 dereceden küçük olduğu üçgenlerdir. Örneğin, şöyle bir üçgen. Bu açı 60 derece olsun. Biraz daha büyük çizeyim ki açıların derecelerini de yazabilelim. Daha anlaşılır olsun. Evet, bu açıya 60 derece dedik. Belki buradaki açı da 59 derecedir. O zaman üçüncü açı da 61 derece olacaktır. Dikkat edin, iç açıların toplamı 180 ediyor. Evet, bu bir dar açılı üçgen. Gördüğünüz gibi açıların her biri 90 dereceden küçük. Dik açılı bir üçgende ise açılardan biri tam 90 derecedir. Örneğin buraya çizdiğim bu üçgen bir dik açılı üçgendir. Bu açı bir dik açı. Bu açının dik açı olduğunu belirtmek için sıradan bir açı işareti konup yanına 90 derece yazmakla kalınmaz. Açı şu şekilde çizilir. Bir kutunun köşesine benzeyen bu ufak işaret açının 90 derece olduğunu gösterir. Bu üçgenin 90 derecelik bir açısı olduğu için ki bir üçgenin sadece tek bir tane 90 derecelik açısı olabilir, bu bir dik üçgendir. Bu açı da 90 derecedir. Pekala, bir geniş açının 90 dereceden daha büyük olduğunu bildiğinize göre herhalde geniş açılı bir üçgenin neye benzediğini hayal edebiliyorsunuzdur. Geniş açılı üçgen açılarından biri geniş olan üçgene denir. Diyelim ki elimizde şöyle bir üçgen var. Ve burası da belki 120 derece. Devamına da bakalım, akla yatkın olsun. Belki bu açı 35 derece. Ve o zaman bu da 25 derece, Dikkat ederseniz, açıların toplamı yine 180 dereceye eşit oluyor, olmak zorunda. 25 artı 35 artı 120 eşittir 180. Ama burada önemli olan şey, 90 dereceden daha geniş bir açımızın olması. Şimdi şöyle bir şey sorduğunuzu duyar gibiyim. Bir üçgen aynı zamanda bu şeylerden, bu kategorilerden birkaçına dahil olabilir mi? Mesela dik açılı bir çeşit kenar üçgen mümkün müdür? Kesinlikle mümkündür. Örneğin buradaki üçgen bir 3, 4, 5 üçgenidir ve kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 olan üçgenler dik açılıdır. Buradaki bu açı da 90 derecelik bir açıdır. Dar açılı bir eşkenar üçgen de mümkündür. Aslına bakarsanız tüm eşkenar üçgenler aynı zamanda dar açılı üçgenlerdir. Çünkü iç açılarının hepsi 60 derecedir. Tekrarlayalım, bütün eşkenar üçgenler dar açılı üçgenlerdir. Anlayacağınız hem yukarıdaki hem de aşağıdaki koşulları karşılayan pek çok kombinasyon mümkündür.